Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Ee, bugün 28 Ocak 2021 güncellemelerine bakacağız. Ee, baştan başlayalım. Cere etkinliğinde El Morat Monumentinde bulunan sikil hasar verilememe sorunu düzeltilmiştir. Bilfors taşına yüzde atılması kapatılmıştır. Chat penceresi kapatıldığı halde Rank sembollerin görünmesi sorunu düzeltilmiştir. E, geniye Range of Activities bölümünün en alt değeri 10 olarak ayarlanmıştır. 10 değeri daha önce olan 0 ile 0 değeri ile aynı özelliklere sahiptir. 10 olarak ayarlandığınız zaman karakterleriniz hareket etmeyecektir diyor. Bu şekilde 10 olarak yani 0 hiçbir ifade etmiyor yani hareket etmeyecek hesa çarınız. Bunu düzeltmişler bunda. Kapatınca biliyorsunuz ki artıyordu bu. Bakalım şimdi ayarladım. Çıktı 30'a çektim. 30 olarak kalıyor bu şekilde. Ee, bakalım başka neler var. Bunu okuduk evet. Commander of the base başarımında olan saymama sorunu düzeltilmiş arkadaşlar kuruyan, karakterlerde olan flash basıldığı zaman oluşan görüntü sorunu düzeltilmiş. Ee, Devil Transform sırasında oluşan flash görüntü sorunu için çalışma yapılmaktaymış arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Kaos giriş seviyesi 70 olarak değiştirilmiştir. Bu da çok güzel. Kaos etkinliği görevi olan Symbol of Confusion 1, 2, 3 ve 4 oyundan kaldırılmıştır. Chat makro özelliği oyundan kaldırılmıştır. Evet bu Evet şu an basıyorum tuşuna ve çıkmıyor. Set makroyu patates etmişler arkadaşlar. Artık öldürdüğümüz adamın tepesinde tepinebileceğiz sadece. Fakat yazı geçemeyeceğiz. Bu kaç k istiyor sizce? Bence bir BM istiyor. Bakalım. SA, SA yazmış. Şöyle bir AS batmış. Biliyorsunuz dilenciler çoğaldı bu aralar. Ee, rank sıralamasında olan oyunculara efekt eklenmiş Gold, Silver, Mirage, King olarak bu şekilde herhalde gözüküyor. Resmi yeni sekmede açamıyoruz. Neyse bu şekilde gözüke gözükecekmiş arkadaşlar rankta olanlar. Yani aynı bokun laciverti olmuş. Öyle mi gözükecek? Bakalım şunu bu şekilde ama bunun altında böyle parlaklık marlar yani bayağı bir şeyler olacakmış gold star olarak gözükecekmiş arkadaşlar onu da anladık şu arkadaş gibi mesela buraya kadar bitirdik evet arkadaşlar zamanlı olan Sirius ve Vega sunucularına JR etkinliği aktif edilmiş tamamdır Akara Altar Aksesuarları tekrar sıfır olarak çıkacak şekilde düzenlenmiştir. Biliyorsunuz artı bir olarak çıkıyordu açık arttırmada. Artık sıfır olarak tekrar eklemişler. Akaras Altar Blazing of Logos'un açık arttırmaya çıkma oranı yükseltilmiş arkadaşlar. Bu item Blazing of Logos ee, yanma ihtimaline karşı işte yanmama ya da bir seviye düşürme ya da itemi komple yakma gibi bir özelliğe sahip olan bir e, ee, Sukrul diyelim. Draki Kulesi'nde NPC'de vergi göstermeme sorunu düzeltilmiş arkadaşlar. The Spaceship Knight aksesuar düşme ihtimali düşürülmüştür. Zaten düşmüyordu. Düşmemenin de düşmemesi herhalde. Sıfırdan eksilere çektiler büyük ihtimal. Magicback kullanımı sırasında stoklanabilir eşyaları birleştirmeye çalışınca ortaya çıkan book report hatası çözülmüş. VIP kasadan stoklanabilir eşyaları karakterlerin üzerine geçirirken artık en fazla 200 tane eşya aktarımı yapabiliyormuşuz. Nasıl ya? Yani artık ben 200'den fazla pot çekemeyecek miyim? Şöyle yapalım. Çektim. Yanlış mı okudum mu anlamadım acaba? VIP kasadan stoklanabilir eşyaları karakterin üzerine geçirirken artık en fazla 200 tane eşya aktarım yapabilirsiniz diyor. Hani ha, stoklanabilir özür dilerim. Boost'u gemde bunları 200 tanesini çekiyor. Yani burada 10.000 tane olsun 200 tanesini çekiyorsunuz. 201 oldum mu şu hatayı alıyormuşuz arkadaşlar. Bu mu stoklanabiliyor bu da değil. Bunu gösteremiyoruz maalesef ya şöyle atalım ama. Yok dediğiniz gibi arkadaşlar. O tam da oluyor galiba. Başka bir şey var mı öyle stoklanabilir? 200'ü geçkin. Çok galiba. Onu gösteremedik maalesef. Bizimde stoklanabilir bir şey olmadığı için. Pot da stoklanabilir. de potta o muhabbeti yapmadı. 130 mesela alıyor. Bunu yüz yapalım. Pardon. Öyle yapalım. Çekiyor ben anlamadım. Dediğim gibi herhalde ya getirmediler. Oyun yine kapanır öyle. Vakti ondan sonra geri getirirler diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar başka güncellemeler yok. Zaten bak burada bir arkadaş da benim gibi VIPK olayını anlamamış. Moderatörlerden bir cevap gelmiş mi ona bakalım. En fazla 200 eşya aktarımı yapabileceksiniz. VIPK'de 600 tane buz olduğunu varsayalım. Artık o 600 busu inventory'e aktaramıyoruz. 200-200 aktaracaksınız. Böylece 600 tane bus var da 400 tanesi silindi gibi durumlar yaşanmayacak. Evet arkadaşlar bu güzel olmuş. Yani pek bir bizi ilgilendiren yine oyuncunun değine hiçbir şey yok. Sadece şu ee, kaos oranı yani 70 level arkadaşlar 70 ve üzeri arkadaşlar girecek. Bu bir nebze içimize sertti başka da bir güncelleme gözükmüyor arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.